Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nijerya Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında sipariş verilen 3 adet Wing Lung silahlı insansız hava aracı ve 6 adet T-129 Atak helikopteri 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek. Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Isiaka Oladayo Amao yaptığı açıklamada, teröristlerin kalıntılarını tamamen yok etmek ve temizlemek için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Nijerya Silahlı Kuvvetleri büyük bir modernizasyon programından geçiyor ve tüm bu son satın almalar bu programın bir parçası. Yeni ve modern hava kuvvetlerinin, teröristlere ve isyancılara karşı başarılı bombalama harekatında bulunacak. Sipariş ettiğimiz 2 adet Beechcraft King R-360, 4 adet Diamond'da 62 gözetleme uçağı, 3 adet Wing Lung 2 SİHA ve 6 adet T-129 Atak helikopteri bu yılın çeyreğinde Nijerya'ya ulaşmasını bekliyoruz, dedi. Isiaka Oladayo Amao ayrıca İtalyan yapımları 12 adet AW-109 Tracker genel maksat helikopteri ve 24 adet Alenia Örmaççı M-346 Master hafif saldırı uçağı müzakerelerinin devam ettiğini belirtti. Ekim 2022'de Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari tarafından sunulan 2023 bütçe teklifinde, Nijerya Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında alınacak olan 6 adet T-129 Atak helikopteri için ek ödeme kararı alınmıştı. Nijerya Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında T-129 Atak helikopteri ile birlikte İtalyan yapımları Agusta Westland AW-109 genel maksat helikopteri ve Alenia Örmaççı M-346 Master hafif saldırı uçağı ile Rus yapımı Mil-24 saldırı helikopteri de tedarik ediliyor. Ekim 2021'de Türkiye ile Nijerya arasında yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti esnasında imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Nijerya'ya 6 adet T-129 Atak helikopteri ihraç edecek. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Ekim 2022'de basına yaptığı açıklamada Filipinler'den sonra yakın zamanda Nijerya'ya T-129 Atak taarruz helikopteri ihracatı gerçekleştirileceğini söylemişti.